canınız değmiyor. Al işte il ormanı tabiat farkı. Evet. Hızlı bir giriş oldu. Ömerli diye çıktığım bu yoldan Sakarya'ya gelmiş olmanın. Ömerli diye değil, darlık diye çıktığımız yolda. Aa, çok pardon. En temelde darlık dedik biz. Darlık diye sabah uyanıp Ömerli diye günaydın deyip öğle vakti Sakarya'da ilk defa geliyoruz. Bakalım İnşallah nasıl. İnşallah girebiliriz. İşte bilmiyoruz bu arada, kamp yapılıyor diye duyduk ama ne yazıyor? Karavanla ilgili burada fiyatlar, fiyat listesi falan falan var. Merhaba, kolay gelsin. Kamp yapmakla ilgili burada bir sıkıntı var mı? Kamp yasak, sadece günlük akşama kadar. Kamp yasak, sadece günlük akşama kadar. Evet. Kamp yapılabilir yazıyordu. Maalesef, ya belediyeye geçti burası da 2 yıldan beri. Sistemden bir ayarlayamıyorlar. Kampı kızı zonu var. He. Belediye izin vermiyor. Ne yapacağız? Buradan geri döneceğiz biz. İçeriden ara dönelim. İçeriden döneceğim, yok bir yerden. Bu vardır ileride geniş bir yer herhalde. Tabii ki ileride var. Teşekkür. Kolay gelsin. Evet. Ne yapacağız? Plansız çıkılan bu yolda ilk hüsranımızı yaşadık. Yalnız güzel bir yere benziyor. Ya çok güzel bir yerde. Hani yani internette aklınıza bulunsun. Sakarya İl Tabiat Orman Parkı'na gelirseniz burada kamp yapmak yasak. İnternette yapılıyor deniliyor ama yasak. Evet, nerede yapacağız peki? Bilmiyorum şimdi. Şuradan bir dönelim de. Evet. ne demek istersin acaba bu durum hakkında? Oluyor öyle ya. İnternette yazılan her şeye güvenmemek gerekiyor. Az önce videoyu açarken şöyle açmıştık ya, darlık diye başladık. Ömerli ile günaydın dedik. Sonra Sakarya İl Tabiat Parkı. Ve şu anda da az önce orman yayı aradık. En yakın buralarda orası var, yer varsa diye. Yani bir 5 araçlık falan yerimiz var ama rezervasyon yapmıyoruz. Geldiğinizde dolmamış olursa kalabilirsiniz dediler. Şu an şansımızı oradan yana kullanıyoruz. Orada olmayabilir, orada da yer olmayabilir. Olmazsa artık burası böyle yol boyu gider ha. Artık orada yer bulamazsak eşeği Alper'in yanına ya da Veysel'in yanına doğru yolu değiştireceğiz gibi gözüküyor. Bayağı rota değişir o zaman. Bayağı değişecek ama oralara yakın aslında. Orada olmadı, Poyrazlar Gölü'nü deneyebiliriz dedik. Oraya gidersek artık oradan Poyrazlar'a gidemeyiz gerçi de. Niye? Ormanya'dan Poyrazlar Gölü uzak mıydı? Buradan daha yakın oymuş. Çünkü biz şeye doğru gidiyoruz, İstanbul yönüne doğru gideceğiz. Sonra geri dönmemiz gerekiyor Sakarya yönüne. Hayırlısı ya. İnsanın bak şurasında ne yazıyorsa ya, mukadderat bunlar. Tamamen burasında. Senin bahsettiğin çok eski dediğin araba bu muydu? Az önce. Evet, neymiş? Bu çok eski dediğin araba Mercedes ya. Benim hayran olduğum Mercedes'i görmüş. Bak ya, ayıp ediyorum. İyi de eski. Eski olabilir. Tamam, markasıyla alakalı bir şey söylemedim. Eski bir araç gördüm dedim ama güzel bir araçtı zaten. Kötü bir şey söylemedim. Konumuz değişiyor. Neyse. Bakacağız. Oradan da olmazsa dediğim gibi yani şeye falan gideriz. Orada da yer olmazsa. Gerçekten orada da olmazsa orada. Eve gideriz bence artık. Aha, hayır. Bu yola çıktık mı? O yola çıktık. Ben orada bile olmasa ben giderim herhangi bir yere koyarım karavan. Aa, hızlı tren böyle bir şeymiş ya. Hızlı tren yavaş gidiyor. Şehrin içinde yavaş gidiyor. Zaten bizim hızlı tren çok hızlı bir tren değil ya. Evet. Konudan dağılma hızımız çok... bu kadar. Videoyu aslında kesip şey yapmak lazım tam bu bölümü. Dikkat dağınıklığı olan insanlar nasıl konuşur? Yapabilirsin. O zaman hadi bakalım Poyrazlar, bak ağzıma Poyrazlar diyor. Ben Poyrazlara gitmeyeceğim. Konu tamam, oraya biz şu gelmesin. Şu an Ormanya'yı deniyoruz. Ormanya'ya daha önce gitmiştik, içeriği falan. Ay, yarın da sabah kalkar gezeriz. Bak güzel olur. Hadi inşallah orada yer vardır ya. Bak şu an bir yükseldim. Kamp alanında kalmamıştık. Ücretsiz bir kamp alanı. O yüzden rezervasyon falan yapılmıyor zaten. Gidiyorsunuz, yer varsa kuruluyorsunuz. İçerisi zaten çok güzel. Ha, orayla ilgili sadece şeyi söylemiştik daha öncesinde. Direkt böyle yolun kenarında ya, ses vesaire konusu sıkıntı olabilir. Ama şu an önceliğimiz yer bulmak. Ya
aslında güzel bir kamp alanı. Yani çok güzel bir kamp alanıydı hatırladığım kadarıyla. İnsanlar da çok seviyor. Beğeniyor ama hani bizim kamp yapımıza çok uyar mı onu bilmiyorum açıkçası. Yani biz hani o kadar yol kenarında en fazla en yakın yol kenarında kaldığımız yer Urla Adria kamptı. O da hani şehrin merkezinde diye orada kalmıştık. Bir de güzel bir kamp alanı tabii orası. Hadi bakalım. Bakalım. Kapatıyorum. Bakalım yer bulacağız mı? Ne kadar gösteriyor bu arada? 18 dakika. 20 kilometre. 25 dakikada gideceğiz oraya. Evet. Haydi. Ciao. Yer varmış. Şimdi kayıt için kısa bir şey yapacağız. Ondan sonra içeriye giriyoruz. Hadi bakalım. Evet, şansımıza yer vardı. Geldik. Kısa bir kaydın ardından yerleşiyoruz. Ufak operasyonel işlerimizi Hüseyin Bey yürütüyor. Evet, burası ücretsiz bir kamp alanı ama bayağı donanımlı. Şurada hemen belli bir bölmeler var, elektrik alanları var. Suyu nereden alıyoruz? Karşı tarafta bir şeyler var. Ne? Tam şeye bak, yol kenarına bak. Ha, evet, şuralarda da su alan, hortum değil mi şuradaki hortum şey? Ha, onlarda da su alıyoruz. Bak yine kirlenmiş. Evet, karavanı götürmüştük şu pas sorununu çözmek için ama anlaşılan o çözülmemiş. Aa, bir önceki videodan hatırladım. Bunları yağlamak gerekiyor diyordunuz sanki. Ondan önceki videoda da aynı şey. Hep söylüyoruz ama hiç yapmıyoruz. Bayağı sanki bir şey söyleyeceğim. Ses bayağı artmış yalnız. Bu sefer kesinlikle yağlanması gerekiyor herhalde. Aa, çok kötü bir ses çıktı. Şansımıza hava güzel. Muhtemelen elektriğe ihtiyacımız da olmayacaktır. Ama Türk milleti bedava buldu ya, hemen alırız ya elektriğini. Varsa neden almayayım? Gerek yok, bence elektriğimiz yeterli. Güneş enerjisi, temiz enerji. Ne diyorsun? Yani temiz sonuç. Sürdürülebilirlik. Yolu çok rahat edildi değil mi? Evet. Hadi biz yerleşelim. Rengi çok garip ya. Kızılımsı bir rengi var. Ya da benim gözüm öyle. Yok, güneş vuruyor. Videoda çok belli olmuyor gerçi. Evet, hadi kahve. Kahve içelim. Vallahi. Neyse, Ferşat çok güzel kahve kavurttular. Bunlar artık şeyden alıyorlardı ya kahveleri, Petra'dan. Şimdi fabriye kendilerinin istediği gibi kahve kavurtturdular. Ben de kaptım ondan, sağ olsun verdi. Bir 250 gram anaerobik bir kahve. Şimdi kahveni içeriz o zaman. İçersin. Ve şu kaşık ortalama, içinde çizgi var bu arada. 10 gramlı en üst çizgisine kadar aldığın zaman 12 gram kadar kahve alıyor. Aslında en güzeli tartının da olması ama kampa, yani kampa artık kahve yapmak için tartı getirmek de biraz bir tık şey oluyor, fazla oluyor galiba. Şimdi zaten şu şeyleri kırmadan, dökmeden taşıyacağız diye bayağı bir uğraş içindeyiz. Ama öteki türlü de yani şimdi anlatabiliyor muyum kahve daha güzel olması? Güzel kahve içmek. Ben bu kahve şeydeyken, onların yanındayken içtim. Bayağı hani daha şeyde Burak'a sormuştum ya sana. Anaerobik var mı diye sormuştum da o yok demişti şeydeyken, sinkideyken. Karşı o biraz anaerobik konusu. Çok güzel bir kahve. Evet, kahvecilerin tezat fikirli. Tezat da olmaz gerçi. Aslında şey, şimdi anaerobik dediğin sistemle geleneksel kahve arasında tabi biraz fark var. Burada bir şarapsı bir üretim tekniği var çünkü şeyde, anaerobikte. Karşı olabilir gelenekselciyle yenilikçiler. Evet, hadi biz kahvemizi içelim. Bana yatırıyor. Evet, burası hakkında fikirlerimi söyleyeyim mi? Söyle. Benim de çok fikrim var.
Şimdi nizami bir yer bence. Gayet güzel organize edilmiş. Yerler belli. Kimin nerede, nasıl, hangi konumda duracağı belli. Ama bir kamp elektriği ya bizim güzel, alışık olduğumuz suyu güzel bu arada, onu da söyleyeyim. Bir, evet. Elektriği, suyu, lavabosu, işte bulaşık yıkama alanı, çadır alanı falan her şey çok güzel yani, evet, nizami evet, daha doğrusu. Nizami. Onun haricinde senin dediğin. Ama tam işte kamptaymışım gibi hissetmiyorum. Evet, ben şu an bir otoparktaymış gibi hissediyorum. Gerçek ve ne söyleyeyim. Evet hani yani şey, her şey çok nizami burada. Her şey çok güzel, şey güzel, ortalık güzel, etkinlik yapabilecek yer güzel de hani dediğim gibi ya, benim için burası bir otopark şu anda sadece. İşte burası uzun yollarda olan, geçerken uğrayacağımız, dinlenebileceğimiz, hani rahat rahat, güvenli bir şekilde konaklayabileceğimiz bir yer. Ama yani şey, ateş yakamıyoruz. Ateş yakılamadığı gibi ateş yakılmayı alanı gibi bir şey yani, ateş kovası gibi bir şey ayarlamamışlar. Evet. Yani hiç yakılmasın diyor. Tabii haklılar yani, burada şu mevsimde bilmeyen bir insan ateş yaktığı zaman yangın çıkartabilir burada. O doğru ama hiç ateş yakılacak yer yok. Diğer taraftan yani ne bileyim, çok mu duman altı oluyor? Ne yapıyor? Olabilir İnsanlar tabii yani, ama yan tarafta da köfteci var. Köfteci de her tarafı zaten duman altı yapıyor. Yani bir çözüm bulunabilir gibiydi onun için. Belki bulurlar sonrasında. Onun haricinde yani orman, ormanlık alan çok halinde çok güzel yani şehir. Yani orman yanı için zaten çok güzel. Şey için de çok güzel yani, ortalık ulaşım olarak da çok güzel. Hemen yol üzeri vesaire falan hani, ama işte gelir miyim? Anca yol üzerindeyken gelirim ya da böyle mecburiyetten gelirim gibi. Hani yani benim, çünkü bizim kamp anlayışımıza burası çok uyuşmuyor birbirlerine açıkçası. Evet. Çünkü şey değil hani. Benim aklımda hala bu arada Sakarya İl Tabiat Parkı var. Gerçekten çok güzel şu kahveden sonra ya, belki mangalımızı falan alıp oraya gidebiliriz. Ya mangal, sadece mangal konusu değil yani. Hayır, sadece mangal falan için değil de bu sefer hani kokoreç yapmak istedik ya, onu bir denemek evet, istiyorum da o yüzden. Onu da mangalda denemek istediğim için diyorum, yoksa bir mangal bağımlısı tabii ki de değilim. Yok zaten hani biz onu mangal içinde kullanmıyoruz ki. O ateş yaktığımız şey bizim aslında bir mangal. Katlanabilir mangal, ama biz onu Go4x4'ün videosu var. Öyle bir tane şey, YouTube kanalı var. Avustralyalı bir adam. Orada onu Snow Peak'in öyle bir tane ateş çukurunu kullanıyor. Aslında o da mangal gibi bir şey. Türkiye'de alternatif olarak Campato biz onu bulduk. Ama bu bizim bulduğumuz daha düşük yani, ölçüsü daha kısa, derinliği daha az, aslında bir mangal. Ama biz onu işte iki kişi olarak ateş kovası olarak kullanıyoruz. Bayağı da memnunuz şu ana kadar. Yani üzerine İşimiz de bir şey çok koyduğun güzel zaman geliyor, gayet pişiyor. Tabii tabii. Hani katlanır. Kendini şeyini, ne diyorsunuz, közümüzü vesairesiyle ilgili sıkıntı yaşatmayacak bir şey. Güzel bir alet aslında. Büyük bir ateş yakmayla ilgili çok uygun değil. Şurada hazır çöp varmışken şunu size yatsın. İnşallah kahvemizi içeceğiz artık. O zaman kahve ve Scrabble. Evet, Scrabble nerede? Geliyor. Ben şunları götüreyim. Scrabble alayım. Geliyor. Hadi. Hadi. Evet. Ben hafta daha bakacağım. Bir tane kullandım, bir tane yapalım. Senin göbek adın Zeynep Ayca. Kimi kandırıyor? Ben biliyorum bunu. Sen Zeynep Kamil'e doğruyum. Evet. Günaydın Gülden Hanım. Günaydın. Hazırım. Haydi gidelim o zaman. Lambaları söndürdün mü? Bu da tamam. Gidelim ormanı gezelim. Hadi. Biz geçen sene bu zamanlarda mı gelmiştik buraya? Daha sonbaharda mı? Bilmem. Yine bu şekildeydi sanki hava ama. Hayır. Hayır. Nereden? Dur, sen şey aldın mı? Giriş kartını. Giriş kartını aldım. Şöyle bir giriş kartınız var kamp alanına girmek için. Ama şu anda çıkış kartı oldu. Çirkin espri. Çirkin espri. Gidelim kamp şey, ormanı düzgün bir şekilde gezelim. Doya doya, rahat rahat. Bu arada hava bulunca
biraz kötü ya, bence kimse yok, baksana. Ama hava çok yumuşak yani, soğuk olarak. Ha, kötüden kalsın ya, hamur gibi yok diyorum. Yok, normal açıyor senin. Ha, girerken. İşte çıkış kartı olmuyor o zaman, sadece giriş kartı. Girerken nereye tutuyor? Girerken şurada kart oturtma yeri var. Şifre. Burası ücretsiz bir alandı. Geçen sene hala ücretsizdi büyük ihtimalle. Zaten belediyenin. Ya orada bir karavan var. Şurada iki tane otoparkın içinde iki tane karavan var. İnsana karavanlar... O bak, o galiba şey ya, bugün bizim kamp alanındakiler onlar galiba. Bak şeyli Suzuki'li olanlar, Vitara'lı. Onlar çıkış yapmışlar, otoparka koymuşlar. Ha, şöyle bir sistem varmış, onu söyleyelim. Ayda 4 defa ücretsiz. 4 gün. 4 defa. Toplam 4 gün ücretsiz kalınma. 4 gün kalabiliyormuşsun. Bir günü yememek için 12'de çıkılıyormuş en geç işte. Biz bir ay içerisinde daha gelmeyiz diye düşündük. 2 günümüz gidebilir dedik. Yoksa türlü... şu anda saat kaç? 12.30 çıkmış olmamız gerekiyordu yani. Erkenden çıkmamız gerekir. O da bize gelmiyor. Zaten dün geç geldik. Şimdi buradan şu sağ tarafta böyle şey falan vardı. Böcek okulu, böcek okulu. Hani şurada şey varmış. Harita. Adı aklıma gelmedi. Hava çok güzel. Hava şu an kış havası, sonbahar havası. Şimdi biz buradasınız. Siz burada. Şu an buradayız. Biz nereye doğru gidelim? Bakalım. Futbol sahası, atlar. Şu şeyi geçen sefer görememiştik. Covid evlerine bakamamıştık. Bakmıştık da çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı. 7-8 hadi gel buraya gidelim. 7-8. Hemen şu. Ya gel, gene biz geniş geniş yürüyelim ya. Aileler için buraya bak şey de yapmışlar, bebek bakım odası falan da koymuşlar. Aha, güzel. Güzel düşünmüş. Ya şeyler falan, imkanlar falan güzel işte. Farklı farklı noktalarda çay, kahve, yeme, içme, işte böyle ihtiyaçları giderecek noktalar. Tabii bizde çocuk olmadığı için biz bu çocuk bakım odasının ne kadar önemli olduğunu Poyraz olunca, yeğenimiz olunca fark ettik. Meğersem bu bayağı önemli bir konuymuş. Aa bak, buraya bir mısır koymuşlar üçler için. Ne mısır? Güzel, onu ucundan ucundan yemişler. Şöyle bir kural bölümü koymuşlar. Çitlerin arkasına geçmeyin, sigara içmeyin, evin içi gezintiye kapalı ve bitkilere zarar vermeyin. Yani kısacası insan olun demişler. Peki bu kurallara uyan insan sayısı? Göreceğiz. Hayır, geçen sefer de o evlerin içine girmeyin yazısının altında... Evin kapılarını zorlayanlar evet vardı ya. Geçen sefer. O çitin arkasına geçmek falan da yasak. Ya aslında adamlar çok basit bir şey söylüyor. Bunlar içine girecek bir şeyler de yok. Kırmaya çalışmayın diyor. Ya uzaktan bak, uzaktan bak, fotoğrafını çek. Git. Bence güzel düşünülmüş bir şey bu arada. Geçen sefer burada yürüyemeyecek nokta. Ben de yine bir açıklama yapıyoruz annem. Sen yeniden başla bir konuşmaya. Yeniden. Bak, bütün kalabalık burada. Herkes olabilir. Fotoğraf çekmeye geliyor sadece. Ama güzel yapılmış bir şey. Hakkını yememek lazım. Ama şuradan şu... Thank you.
Sen çekilir miyim? Selam. Ayşe'nin evinden çıktık, eve geliyor. Tuna'ya dedi, Tuna dedi. Yarın dedi, sabah dedi. Ay... Kaş kuş kuş. Kaş kuş kaş. Kaş kuş. Kuş kaş mıydı? Vallahi bu kuş gözlemi olanı bayağı seviyorum ya burayı. Bayağı çok güzel. Güzel, çok keyifli bir yer ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çayını kahveni alıp gelip oturacaksın burada, izleyeceksin. Hem o kuş sesleri, geliyorlar gidiyorlar. Fıtı 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 böyle. Çok hareketler böyle şey gibi, hızlı hızlı hareket ediyor, hiperaktif çocuk gibiler. Bir de işte böyle güzel bir günde daha da keyifli yani, sessiz sakin, çok güzel. Sadece şey, doğayı duyuyorsun. Ha, buraya böyle bir şey yapmışlar bilmeyenler için. Bu ayak izleri. Biz tabi bunların kaçını görüyoruz? Yaban domuzu görüyoruz. Yaban domuzunu görüyoruz. Kirpiyi biz çok görüyoruz. Kirpi bizim mahallede var zaten. Çakal görüyoruz şeyde bazı yerlerde. Ama kızıl geyi falan, sansarı hiç zannetmiyorum. Porsuk, gelincik. Gelinciği de tipini güzel çizmişler. Sempatik çizmişler gelinciği. Bu yol bayağı güzel ama ya. İnsan da yok hiç ortalıkta. Ben susadım galiba, sesim çıkmıyor, konuşamıyorum. Büfeden alırız. Bu arada her yerde büfede var. O da güzel bir şey. Evet, şimdi bir kısa bir özet geçelim. Zaten başlangıçta söyledik işte, buraya ansızın Sakarya'ya gidemeyince, yani orada kamp yapamayınca gelmiş olduk. Daha önce bu ormanın içerisini gezmiştik ama kamp alanında hiç kalmamıştık. Şansımıza yer varmış orada. Bir iki gecelik konaklama şey yapıyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Yok, ben şu an çok yanlış bilgi verdim. Şöyle oluyor, her kişinin ayda 4 gün, 4 gece konaklama hakkı var. Saat kaçta giriş yapıldığı ile ilgili bilgim yoktu. 12'de çıkmamız gerekiyor. Yani hani 12'den böyle, sonra 1 artı güne geçmiş oluyor. O yüzden hani böyle bir sabah bir yere gitmeyeceksiniz, erken yola çıkmayacaksınız. Hani normalden bir gün fazla yazmakta fayda var. Ama böyle olduğu zaman bir gününüz yanmış oluyor. Hani onun kararını sizin vermeniz gerekiyor. Hani bir günümüzü yakalım mı, erken mi çıkalım? Sonuçta etrafta bu arada bir sürü otopark var. Sadece ormanya gezeceğiz, erken kalktık diyorsanız, günümüz yanmasın, biz buraya çok sık geliyoruz diyorsanız, hani kamp alanına çıkış yapabilirsiniz, yapmalısınız. Mantıklı olabilir ama hani bizim gibi zaten dün biz çok geç saatte geldik. Saat 4 civarı, yani geç derken hani bizim kamp mantığımıza göre geç saatte geldik. Saat 4 gibi geldik. Hazırlanmamız, yemeğimizi yememiz şu falan derken hani kendimize gelene kadar saat 6-6.30 falan olmuştu. Bizim erken kalkıp çıkmamız hani çok gereksiz olacaktı biraz. Evet. Kamp alanı genel olarak bahsetmek gerekirse böyle bir 20-25 karavan civarında bir alan var. Her karavan alanının önünde iki tane elektrik girişi var. Yani iki farklı 220 girişi var her karavana ait. Bir 5 tane falan da su alma hattı var. Ve her su alanında 20-25 metre kadar bir hortum var. Bizim tam karavanımıza kadar yetişmedi. Bir 2 metre kadar falan kaldı. Nasıl yetişmedi? Ben onu anlamadım. Bilmiyorum nasıl oldu. Yani hiçbir fikrim yok. Bizim karavanımız mesela su alanına kadar gelmedi. Biz kendi hortumumuzun ekini birleştirdik. Hani anlatıyorum hep bir kısa hortumunuz olsun diye ekstra. Tam olarak işte bu anda işimize yaradı. Oradan birleştirdik. Tuvaletleri fena değil, temiz yani. Temiz. Yani kamp alanı için güzel bir tuvalet bile sayılabilir. Duş da vardı ama sıcak var. Su var mı? Sıcak bakmadım. Su da varmış. Yani yazıyor ama biz girmedik tabii, test etmedik su olup şey sıcak sularını. Tuvalet atık boşaltma yeri zaten güzel yapmışlar. Macaratörlü karavanlar da rahat bir şekilde boşaltabilir oraya. Alanını da ona göre ayarlamışlar. Güzel bir alan. Aynı zamanda çadır alanı da çok güzeldi. Yani çadır içinde yere şey kurmuşlar. Hani belli zeminlerin üzerine kurduruyorlar değil mi çadırları? Ahşap platform yapmışlar.
O aşağı platformun üzerine kuruyorsunuz çadır. Güzel yani, hani yerden şey yap, düşünülmüş şeyler ve panolar var. Çadırlar için panolar var ve o panolarda USB portlar var. Oradan telefonunuzu vesaireyi şarj edebilirsiniz. Bunlar güzel şeyler yani, iyi düşünmüş, belediye iyi yapmış. Düşünülmüş şeyler yani. Normal paralı kamp alanlarında bile olmayan bazı şeyler aslında. O yüzden güzel. Güzel ama ne var? Aslında hani hep şeyden bahsediyoruz ya, Avrupa standartında karavan parkı. Evet, burası Avrupa standartında bir karavan parkı ama burası bence bir karavan parkı sadece. Burası bir kamp alanı değil. Yani benim en azından ya da bizim kamptan beklediğimiz şeyler, ben bir ateşimi yakayım, ne bileyim hani güvenli bir şekilde ateşimi yakayım gibi isteklerim olur. Rahat bir şekilde olsun. Burada mesela ateş yakmak yasak haliyle. Biraz daha kontrollü bir alan altında tutmaya çalışıyorlar ama bunun yanında ateş yakılabilecek ya da ateş alanları yok. Burada yani ateş kovası, çukur vesaire. Çukur ya da ateş yakılmak için bazen bölgeler ayırıyorlar böyle üzerine taştan, topraktan falan. Öyle bir alan da yok. Yani ben sonbahar döneminde, kış döneminde ateş yakmadığım zaman kamp çok mutlu etmiyor. Yani çadırın, karavanın içinde oturmak benim için çok bir avantaj değil. Çok bir dönemi kampında benim istediğim, yani bizim istediğimiz şey oluyor. Ateş yakalım, oturalım etrafında, rahat rahat takılalım gibi bir his varken böyle yerlerde otomatik olarak karavanın içinde oturmak zorunda kalıyoruz. Evet, dün akşam içeride hava serinleyince ateşte yakamadığımız için karavanın içerisine geçmiş olduk. Yani karavanın içinde vakit geçirdik. Ateş yakılabilseydi dışarıda oturabilirdik. Hani daha böyle doğada hissedebiliyorsunuz öyle olduğunda. Ya bu bize... Ama zaten burası işte o hani karavanların şeyleri, birbirlerine yakınlıkları vesaire baktığımızda gerçekten burası bir kamp alanı değil, karavan parkı gibi. Yani onun için iyi düşünülmüş. Yani kötü de bir şey tabii söylemeyelim. Yani. Karavan parkı için her şey çok güzel düşünülmüş. Her şey ince düşünülmüş şey ama yol kenarındasınız. Yani aslında yan tarafınızdan bir yol geçiyor. Böyle bir... Ama bu arada çok da ses gelmiyor. Çok ses gelmiyor da gene hani bir araç sesini duyuyoruz. Güzel bir karavan park alanı. Ama dediğimiz gibi hani yani bizim kamp yapma mantığımıza çok uygun bir yer değil. Ama çocuklu aileler için bence hani güzel bir yer. Rahat, güvenli. Çocukların eğlenebileceği yanında Ormanya gibi bir yer var. Çok güzel. Mekanizması doğru. Tabii. Doğru söylüyoruz. Çok düzenli yani. Gerçekten inanılmaz düzenli bir alan yapmışlar. Her şeyi düşünmüşler ve her şeyi güvenlik çerçevesinde yapmışlar. Size kampa geldiğiniz zaman şöyle bir kart veriyorlar. Kamp alanında bu kartla girip çıkabiliyorsunuz. Kapıda şifreli... Sen bunu görmedin mi? Ben gördüm de ters tutuyorsun. Ters yani şifreli bir kapıdan giriyorsunuz. Dışarıdan kimse kamp alanına girmiyor, çıkmıyor. Karavanınızı nereye koyacağınız belli. Ve bunun hepsinin yanında burası ücretsiz yani. 4 evet. güne kadar ücretsiz. Bu yüzden gerçekten Kocaeli Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Bu zor bir şey yani bunun altından kalkmak. Güzel. Kontrol altında tutmak. Buraya giriş falan da ücretsiz ve burası çok büyük bir alan. Bir sürü farklı noktaları var. Videonun içerisinde zaten gösterdik. Yapılmaya da devam ediliyor. Gösterdik mi? Göstereceğiz mi? Şu an eğer bunu sona koyarsan göstermiş oluruz. Bu videonun bu kısmı belki ortada olacak. Belki sonra sonunda olacak. Onu artık video akışına göre, montaj akışına göre yapacağız. Ama hanım burada doğru söylüyor. Yani Ormanya çok güzel bir yer ve sürekli de geliştirmeye devam ediyorlar. Keşke İstanbul'da olsa, ben sürekli gelirim. Yani ama İstanbul'da olsa da zaten İstanbul'da kalabalık olsa, burası çok çok daha kalabalık olabilir. Kaç kişi olur burada şu anda? Bilmiyorum. Yani, bayağı kalabalık pazar olabilir. Pazar günü. Ama dediğiniz gibi yani hani çocuklu bir aile için biraz daha hani karavan içinde zaman geçirmeyi seven insanlar için güzel bir alan. 4 gün ücretsiz yani 4 gün arada da konuşabiliriz. Ayda 4 gün bu arada ücretsizmiş hani. Güzel yani hani her şeyi düşünmüş belediye. Tebrik ederim vallahi açıkçası. Beğendiyse beğen butonundan basmayı unutmayın. Vallahi takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Güzel bir iş çıkarıyorlar. Her belediye örnek olması dileğiyle. Evet. Ama küçük bir pişmanlığım var. Tam biz bu videoyu çektiğimiz sıralarda Kartepe'de çok güzel kar varmış. Biz Darlık diye başladığımız yolda bütün bu bölgeyi dolaşıp da bir tek oraya gitmedik. Keşke oraya gitseymişiz. Neyse bir dahakine oraya gideriz. Daha çok kar yağar. O zaman videonun bu bölümünü durdurur. Kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Altyazı M.K.
buyurun.